Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. İkinci sezon. Birinci dalga. Şansına ne çıkarsa. LOL Bebek Challenge'ımıza. Hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümümüzü izlemeyen arkadaşlarımıza hemen hatırlatalım Buse'cim. Şansına ne çıkarsa derken neyi kastettik Buse'cim? Evet, zaten şans herkese ne çıkacağı belli değil. Ama bunun bir özelliği var arkadaşlar. Hemen kısa bir hatırlatma yapıyoruz. Geçenlerde Barbie Bebek alışveriş için Janjan oyuncağa gittim. Bir de karşımda ne göreyim? O da ne? İkinci sezon, birinci dalga LOL Bebekleri. Hem de orijinal arkadaşlar, inanamadım, gerçekten orijinal. Ama benim şansım olmadığı için almak istemedim. Çalışan personel dedi ki sen dur, tamam biz alacağız. En ağır topu biz seçeceğiz. Çünkü daha önce de ölçerek tartarak LOL Bebek almıştım ve içinden bana aynı bebek çıkmıştı. Bende olan bebek çıkmıştı. Ve bundan sonra artık LOL Bebek almayacağım derken Janjan oyuncak çalışanları senin için birer tane seçeceğiz. En ağır topları seçeceğiz dediler. Tamam dedim, herkes üzerinde isimlerini yazsın. Sizin adınızı açacağım demiştim ve challenge'ımıza bu şekilde başlamıştık arkadaşlar. İlk videoda Begüm'le ben yarıştım. Evet, bir tane kendi adıma seçmiştim. Bana bu çıkmıştı. Begüm'ün şansına da Audrey Hepburn çıkmıştı. Şimdi diğer ikişerli gruplarımıza, challenge'larımıza devam ediyoruz. Bu videoda erkekleri yarıştıracağız. Bünyamin abiyle İsa abinin benim için seçmiş oldukları LOL toplarını yarıştıracağız. Evet, challenge'ımız başlasın. Bir sonraki videoda Melek'le Başar yarıştıracağız. Bakalım, evet, neydi bu seçim? Amacımız neydi? Bu açmış olduğumuz 6 tane 2. sezon 1. dalga bebeklerin içinden altın topu bulabilecek miyiz? Özel seri bebeği bulabilecek miyiz? Bakalım. Bünyamin abi çok iddialıydı. Ben de iddialıydım ama olmadı. Bünyamin abi kesinlikle diyor, bunun içinde altın var. Ölçsün, tart. Bunun içinde altın var dedi. O zaman onu ben açacağım. Ben açıyorum tabii ki de. Ya ben açacağım. Hayır. Ya çok mızıkçısın Buse. Ama İsa abi de öyle demişti anneciğim. Evet, sen onu aç. Özellikle İsa abi tarttı arkadaşlar, evet. Tartı yoktu, ne yaptı biliyor musunuz? Şöyle bir sopa buldu. Her iki tarafa lolleri böyle yerleştirdi. Dengeledi falan, dedi ki bu, evet bu. En ağırı bunun içinde altın var dedi. Bakacağız İsa abi. Hadi bakalım. Ben açabilir miyim? Şöyle hızlıca bir LOL yumurtası açmak istiyorum. Hayır, hayır. İlk ben cırtlatacağım. Yine sırayla mı gidelim diyorsun? Evet. O zaman önce ben açıyorum anneciğim. Hadi o zaman. İlk cırtlama senden gelsin. Buse'cim. Bu iyi haber değil. Ama moralini bozma. Neyse. Mesajın. Aa. Bakayım. Cool as ice. Bize daha önce çıkmayan bir mesajla ilk kez karşılaşıyorum. Çok ilginç. Ama yine de sevinemiyorum anneciğim. Neden? Farklı çıkıyor. Glitterlerden böyle, hayır, çıkmıyor mu diyorsun? Ne? Farklı çıksa bile aynı bebek çıkabilir. Evet. Aynı mesaja farklı bebek çıkıyorsa, farklı mesaja aynı bebek çıkma ihtimali çok yüksek. Ve ben de şimdi şu fermuarımı çırtlatma keyfini yaşamak istiyorum. Süpersin ya. Evet. Glitter yoksa bunda mı? İsa abininkinde mi? Hadi bakalım. Mesajım. Wow. Aa, farklı. Hasta bir emoji. Hı hı. Hasta bir surat. Ağlıyor, hem de ateşi var. Evet, ateşli ve davul çalıyor. Bu ne demek? Arkadaşlar mesajımın anlamı nedir? Lütfen yorumlara yazın. Çok merak ettim. Çok ilginç değil mi? Ateşli ve gürültülü. Çok merak ettim. Hadi bakalım devam ediyorum. Sıra bende. Öyle bir yere yapmışlar ki açılmıyor ya. Vaa, sonu güzel oluyor ama. Evet, hocam da bozulmuştu. Bir tane yapıştırabilirsin. Ne yapıştıracağım? Tabii ki de işe yeni. Ya hayır. Of. Pembe yakıştı işte anneciğim. Tamam, devam ediyorum. Eyvah. Tamam, panik yapmıyoruz. Ve şu cırtlama sesinin tadını çıkartıyoruz. Şahane. Evet. Bozulan başka bir hocam var mı? Yok galiba. Şurada varmış. Bu da buraya olsun. Devam ediyoruz. Seninki daha gözükmüyor. Hadi bakalım, inşallah seninkinden o zaman. Belli zaten bir şey anneciğim. Ya yeşilmiş ya. Bilmiyorum abi, çok iddialıydın. Hayır, çıkmayacak işte. Çıkmayacak. Glitter çıkmıyor. Devam ediyorum. Ben çok heyecanlandım. Hayır. Olamaz. Glitter çıkmayınca ben. Evet, glitter çıkmayınca biz. Hayır, ben oynamıyorum artık. Yeter artık ya. Bu böyle bir şans olamaz ya. Kendim seçmedim. Arkadaşlarıma seçtirdim. Onların şansına da böyle bir şey çıktı. Yok ya, gerçekten. Yani onlar açmış olsalardı kesin glitter çıkardı. Ama bunlar, onlar seçti. Ben açıyorum ya. Kesinlikle bunlar yolda gelirken evrim geçirdiler arkadaşlar. İçleri böyle sihirle, böyle bir özel bir etkiyle. Altın toplar oldu. Pembe top, biri de yeşil top. Kesin öyledir anneciğim. Çok sinirliyim. Geri vereceğim. Ya anne. Benimkinin glitter olmadığı kesin belli zaten. Bakar mısınız? Her katmanda mı fermuarı arızalı olur ya? Dur anne, dur. Ben son katmanımı da açacağım. Daha ilk oyuncağıma bile ulaşamadım. Neyse, dua edelim de şu şeytan çıkmasın ya. Yok, bu çıkmasın. Ben bunu sevmiyorum ya. Hadi bakalım. Oo ya. Bana da geçti. Bana da bulaştırdın Buse'cim. Devam ediyorum hızlıca. Neyse, umutsuzluğa kapılmak yok. Çünkü çok güzel bebekler var. Baksana. Oo, tamam. Glitter çıkmasa da olur. Hadi bakalım. Bismillah. Şu an korkmaya başladım arkadaşlar. Ya gerçekten. Evet. Eyvah. Elbise. Ben. Tamam. Farklı. Ben rahatım. Ben yine çok rahatım. Evet. Ben bir bakmak istiyorum şu şeye.
tahmin yürütmek istiyorum her zamanki gibi. Aman karışmasın da beklerimiz. He, az varmış zaten, tamam. Arkadaşlar tahmin yürütüyorum. Ay sen de tahmin yürüt. Bir taç. Bir taç. Ben de çıktığını buldum. Ben bana çıkanı buldum sanki. Bir dur şuradan. Ben bana çıkanı buldum. Hadi lütfen göster. Bakalım doğru mu tahmin etmişiz? Göstermeyeceğim. Bakalım doğru mu tahmin etmişiz? Sanki bu çıktı bana. Ben de söylüyorum. Sana? Ben eminim gibi bir şey. Tavşan mı yoksa? Ya en sevdiğim değişelim mi? Hadi değişelim buzacım. Hadi poşetleri değişelim mi? Karınca benim hayalim buzacım, değişelim poşetleri hadi. Hadi al. Hayır ya. Bu benim. Bu benim. Hayır. Ayakkabılarım nerede? O benim. Benim ya. Benim. Anneciğim. Görüyor musunuz ya? Hiç istediğim şeyleri yapamıyorum ben bu kızın yanında. Neyse arkadaşlar farklı çıkacak ya. Tamam ne açıyoruz yani ilk önce? Biberon. Kuzularım yeni arkadaşlarınızla tanışmaya hazır mısınız? Başlıyoruz. Ay senin bu buz patenlerini yerim ben. Uslu uslu durun burada. 3, 2, 1. Gönder. Evet. Ben de daha önce... Çok güzel, ne parlak. Buse'cim parlak. Evet, neredeyse glitter yani. Hologram evet, gibi bir rengi. Evet, üstü de parlak. Neyse, işte benim benimki beyim. Sade. Olsun. Şimdi ayakkabılara geçelim lütfen. Ayakkabı, bende ayakkabı yok yalnız. Ayakkabılarımı sen de Buse'cim. Evet, ayakkabılarımı sen almışsın. Hani nasıl olabilir bu? Buse yok. Tamam, buradan ya, içine. Bakar mısın? Karıştı belki de o benimki. Hayır. O yüzden ikisini de ben açacağım. Anne. Ben karıştırdın, ya arkadaşlar lütfen yorumlara yazar mısınız? Annem bir daha böyle yapmasın. Verebilir misin? İkisini ben açacağım. Hangisi güzelse onu ben alacağım. Ben açtım bile. Benim pabuçlarım. Tam o pabuçları ben istiyorum. Ha, seninkiler daha önce bizde olanlardı. Benimkiler. Yok. Daha önce bize çıkmaya. Çok güzel. Karamel renginde tabanları. Harika. Çok beğendim ya. Üzerinde ya, bir şeyler yazıyor. Ya. Bir baksaydım ya. Bir şey yazmıyor. Karbotonlar anneciğim. Ben gerçekten elbise geçiyorum. Gerçekten çıkacak acaba ya. Evet. Ben koymuşum. Şimdi? Elbise. Benim aksesuarlarım var. Evet bu sefer bana fazla poşet çıktı bak. Bu sefer de bana alt üst. Wow. Ya çok elimden güzel. Almasana. Çok güzel. Şuna bakın arkadaşlar bayıldım. Tamam da ben devam edeceğim. Ya. Ben açacağım. Ya ama çok güzel ya. Sınav Angel'ın benim. Nasıl Buse'ye çıkarsın sen? Ne yapıyorsun? Büyümün abi. Yani bunu bana yapmayacaktınız. Seninki ne? Emsik mi yoksa yine? Vav bu ne? Kolye. Yanlış tahmin ettin galiba anneciğim sen. Zinciri falan yok. Benimki bahçıvana benziyor. Tahmin ettiğim bahçıvana benzeyen bir. Bakar mısın? Altın zincirden kolyesi var. Yoksa ışıltılı bir bebek mi çıkacak? Hayır anneciğim ama ben buldum. Ya? Evet. Buse, Poyraz, adın neydi senin? Ceylin. Ya Ceylin ne olur söylesene. Ceylin hadi bak açmıyor. Ceylin söyle. Evet. Çok merak ettim. O, tam o sırada bana çıkan şundan. Şeye bakın. Tamam işte. Bu ne? Bu kimin bu? Swing'in. Evet. Tokasına benziyor. Tacına benziyor. Allah Allah. Ama pembe renkti. Ama onunki pembeydi değil mi? Benimkine bakın arkadaşlar. Benimkine bakın. İşte bu. Ya ben daha fazla annem beklemeyeceğim. Ve hemen açacağım arkadaşlar bebeğimi. Çok tatlısın ya. Çok güzel oldu. Tamam. Açıyorum. Açıyorum. Biz kaptık. Açıyorum. Açıyorum. Benim bir poşetim daha var. Bebekten önce bir poşet. Ay. Bebeğe son bir kala. Elbisem. Tulum. Elbise de değil. Tulum bu. Ceylin. Doğru mu tahmin etmişsin? Evet. Ya Ceylin. Adını söyleyeyim mi? Gödülüş. Şunun göbeğine bakın. Söyle bakayım adını. Söyleyeyim mi? Söyle. Shorty. Shorty mi? Evet. O ne be? Ama bir dakika şimdi bu ayakkabılar bunu olmuş mu? Olmuş mu? Lacivert ya da maviye boyamış olsalardı size. Ne gördüm? Beyaz saçlı ve benli. Ne gördüm. Ne güzel dönüştürülebilecek bir bebek bu. Asla hep de sen benimkinin de. Ne güzel dönüştürülebilecek bir bebek. Beni de var. Asla dönüşmeye izin vermeyeceğim. Sen görürsün. Cidden anne bu en güzel. Bunun okula gitmesi var, kursa gitmesi var. Bu zamana kadar çıkan en güzel bebek bu bize. Diyorsun. Evet. Elbiselerini de hiç dönüştürmeyeceğim. Kendini dönüştüreceğim. Hayır. O da gıcıklığına Buse'ye. Buse'ye çıktığı için. Devam ediyorum. Bakalım benim bebeğimi merak etmiyorsunuz herhalde. Etmiyoruz hiç. Ben bildiğim için. Bebeğim. Bebeğim sarı. Bebeğimin kesinlikle dönüşüme ihtiyacı var. Bu saç ne ya? Şöyle canlı bir sarı. Sis swing. Nerede o sis swing'in tadını bulamıyorum hiç bebekte bak. Çok tatlısın ama. Ah İsa abi ah. Oldu mu bu? Ama en azından farklı bebek. Farklı bebek. Süper harika. Ay bu seçim diğerlerini de açalım mı? Bakalım Başak'la Meleğin şansına hangi bebekler çıkacak? Kaçta kaç yaptık Ceylin'cim? 4'te 4. Evet şu an 4'te 4 gidiyoruz. Hadi bakalım o hasta altı olacak mı? O zaman challenge'ımıza devam edelim mi? Evet ama tabii ki başka videoda. Giydiremedim. Aa çok yakıştı. Evet. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bebeğim tamam üzülme. Saçın kıyafetine o kadar uyum sağlamış ki. Şunun şirinine bak. Ama bir şey diyeceğim. Tabii ki kazanan bence ablam oldu bu videoda. Evet. Snow Angel. Ceylin yani bu. Snow Angel. Ben bile Buse'ye oy vereceğim yani. Videoyu izleyeceğim ve Buse'ye oy vereceğim. Bunun ayakkabıları olmamış. Olmamış ayakkabılar.
Olmuş olmuş anne. Olmuş mu? Evet. Siyah beyaz. Bu kıyafete böyle bir kolye. Bence arkadaşları kullansın diye getirmiştir. Böyle bir kolye olur mu ya? Hayır. Anneciğim hip hopçı, hip hopçı. Buse. Ceylin. Evet, hip hop kulüpten. Hip hop kulüpten değil mi? Ah, hip hop kulüpten. Benim. O yüzden böyle bir zincir takmasın. İstersen bu zinciri ayaklarına falan da takabilirim ha? Nasıl yapacaksın onu? Şöyle bileklerine takıp ayak bileğine takabilirim. Hayır. Ya da bundan kocaman bir küpe yapabiliriz. Evet, tamam, anlaştık. Dönüşümüzü öyle yapalım. Bu küpeyi kulakta mı, yanakta mı, burunda mı yoksa bilekte mi? Nerede kullanalım? Yoksa göbek deliğine mi takalım? Ah, bu saçım, hayran kaldım. Hoş geldin Snow Angel'ım. Anneciğim bakar mısın biberonuyla? Hoş geldin bebeğim. Biliyorsun aylardır seni bekliyorum. Hoş geldin. O benini var. Benini sileceğim. Hemen bir şey getiriyorum. Aynen. Benini hiç sevmedim. Bir aston getirin bana çabuk. Hayır ya. Kızlar bana aston getirin. Hayır Ceylin, sen getirme. Göbeğine bakın. Göbüş. Ay, böyle göbek deliği görünen bebeklere bayılıyorum. Takır da mı bu saçım? Bir şey getirdim arkadaşlar, bakın. Ne getirdin? Aa, bize. Lili süslerden çıkan. Ya, hayır. Bir durur musun anne? Aa, yedek. Kimin kardeşinden çıkmıştı o? Kimin kardeşinden çıkmıştı kulaklık? Lil Cozy Baby'den çıkmıştı. Evet. Ablası da bu. Hepsi aynı pembe kulüpten getirmiş. Pembe getirmiş. Ay, biri daha geldi. Bütün aile burada. İşte. LOL bebek heyecanı. Can Can oyuncağın bizim için seçtiği LOL bebekleri açmak için o kadar heyecanlıydık ki arkadaşlar. İçinden çıkacak olanları, evet, altın diye çok umutlandık. Durun, daha challenge'ımız bitmedi. İki LOL topumuz daha var açılmayı bekleyen. Peki bu ne anneciğim? Bu içinden çıkan elbiseli kalıbı anneciğim. Beğendin mi? Poyraz'cığım hadi. İlk oyu senden bekliyorum. Hangi bebek? Çabuk kararını ver. Anneninki mi? Benimki mi? Burası bak, bu daha erkek sanacağım. Bunu seç, bunu seç. Bak benimkine bak, bir tane kar ya. Mis gibi kar. Hangisi güzel? Hangisi güzel? Bu mu? Anneminki seçti. Evet, evet, evet. Benimki en güzeli çünkü. Çünkü çok fazla aksesuarı var. Çok tatlı, çok güzel görünüyor. Rengarenk. O ne öyle? Pembeler, maviler, beyazlar. Anne. Soluk soluk. Tam böyle kış. Of, sevmedim. Yok yok, vazgeçtim. Benim bebeğim en güzeli. Hoş geldin. Şimdi ne zamanı? Özelliklerini keşfetme zamanı. Evet. Buzlu su, normal su, ne buluyorsanız suların bütün çeşitlerini çabuk getirin buraya. Bu sefer bebeğimin rengi değişsin istiyorum anneciğim. Tacımızı kaybettik. Tacımız nerede? Tacımız yok. Tacımız asla çıkmam. Çöpe mi attım? Evet, poşetleri toplarken çöpe atmış olmalıyım. Hemen bulmam lazım. Geliyorum. Ben gelene kadar hadi sen cuk. Saçında bir şeyler değişir sanmıştım. Hiçbir şey değişmedi. Bugün annemin bebeğinin renk değiştirme özelliği yok. Benimkine bakalım. Benimkinin rengin değişmesini istiyorum ya, renginin. Saçının, gözünün. Ya ne olurdu değişseydin ha? Ne olurdu? Benimkin de değişmiyor arkadaşlar. Anne. Efendim. Kötü bir haberim var. Nerede tacımız? Tacımız yok, çöpte de yok. O zaman bu arada gelmedir anne. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Evet, dinliyorum. Kötü bir haber. Ne? İkimizin bebeğinin de rengi değişmiyor. Renk değiştiren özelliği yok. Evet, ben onu çok seviyordum ama ya. İşiyorlar mı yoksa? Bilmiyorum, bakacağız şimdi. Ama ben hala tacımı arıyorum. Ya kaşla göz arasında nereye gitti bu taç? Ben suyumu içirmeye başladım bile anne. Sen hala taç ara. Evet, tacımın lazım. Taç olmaz. Hazır mıyız benim özelliğime? Neyse, tacımız yok arkadaşlar. Başka bir taç getirdim. Mavi bir taç olacak. Bu taş da buna sanırım büyük geldi. Evet. Biz de başlayalım mı suyumuzu içmeye? Hadi bakalım, özelliğimi benim merak ettim. Benim tanker yine dolmuyor anne ya. Bakalım bizim depomuz hemen dolacak mı? Shorty. Shorty kızım, seni sevdim. Yani kesin bu da işiyor bakın. Bakın arkadaşlar, bakacağız şimdi işiyor mu? Çünkü işeyenler... Doymuyor. Ne dedim ben? İşeyen bebek çıktı Buse'ye. İşemiyor anne, bunlar işemiyor ya. İşiyor, işiyor. Dur, ben onu işeteceğim şimdi. Yani bir bebek işesin diye bu kadar uğraşılır mı? Dünkü de aynı şeyi yaptı bana. Bu arkadaşlar, bu ikinci sezon... Buse. Efendim. Farkında mısın? Sana ikidir işeyen bebek çıkıyor. Ne demek yani bu? Aynı bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu ikinci sezon rollerini sevmedim. Çünkü birinci sezon çok sattı diye bunları hiç özensiz yapmışlar ya. Bana da öyle geldi bu seçim. Evet. Tankerleri dolmuyor. Ağzından çıkarması gerekiyor bence onun. Gözleri mi delik yoksa? Evet, ağlayacak bu kız ama. Bir türlü ağlayamıyor. Çünkü tankeri dolmuyor. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hayır, ağzından su çıkartıyor. Bakın ne yapacak. Bak. Kafalarını ben böyle dolduruyorum biliyorsunuz. Annemizin biraz içeriye getirmiş bunu. Ya. Gel. Ah Poyraz, ah, korkuttun beni. Kaybettim diye çok üzüldüm. Tacımızı takalım. Kafamızı da yerine takalım. Hadi bakalım, şu işeyen kıza bir tükürüver bakayım. Buz gibi suyla ıslattım seni. Şimdi gel bakalım, sıra sende. Doldur iyice, doldur. Sonra borumuzu yuvasına yerleştirelim. Evet. Çok çirkin görünüyorsun ya. Çıkın. Üf, batırdın her yeri. Arkadaşlar ve anneciğim, ben konusunda ben de seninle fikrim anneciğim. Silelim mi diyorsun? Evet. Ben daha yaşlılara yakışıyordum. Bunlar daha çok minikler ya. Bunlara ben yakışmamış bence. Hemen siliyoruz. Yani bu kadına da bir şey söylemeye gelmiyor arkadaşlar. Bir ben konusunda ben seninle fikrimde hemen gitti taslarak toplamaya benimle silecek. İşte geldim. Operasyon hazır mısınız? Ay Buse'cim, bunu yaparken gözünü falan da silmeyeyim. Silinmeyecek yani. Bu silinmez mi diyorsun? Nereden biliyorsun? Silinmiyor. Şaşırtıyorsun Buse'cim ya. Dikkatimi dağıttın. Bak, silecektim. Biraz daha bastır. Gel bebeğim, gel. Seni kurtaracağım bu çirkin görüntüden. Siliniyor sanki. Dağılmış rujlarını da temizlesen mi Buse?
Ay sildik galiba, ne dersin? Silindi silindi. Şu an kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Şurada da biraz çıkıntılar var. Onları da alalım şöyle. Boyamaları bile düzgün yapmamışlar. Evet evet. Zaten dün senin Adura'yı hep bunu da pek beğenmemiştim. Çakma deyip elimden fırlatmıştım hatırlarsan. Evet, çakmaya benziyor gerçekten. Değil mi? Saç rengi falan hiç orijinal olmamış. Evet, belimizi de sildik. Şimdi daha cici bir bebek oldun. Değil mi Buse'cim, evet. Ne dersin? Çok cici bir Snow Angel'ımız oldu. Eskisi yenisi, hatırlayın. Hangisi daha güzel oldu arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım bana kızmamışsınızdır. Ben benli bebekleri sevmediğim için bebeğime küçücük bir rötuş yaptım. Evet, 4'te 4 yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Challenge'ımıza devam ediyoruz. Melek'te Başak'ın rol toplarını açacağız. Ama bunu ilerleyen videolarımızda izleyebilirsiniz. Kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve artık veda zamanı. Challenge'ımızın birincisini belirleyecek olanlar sizlersiniz arkadaşlar. İşte şuradaki i butonu tıklayarak oylarınızı kullanın. Hangi bebek daha güzel? Bünyamin abi mi, İsa abi mi? Kararınızı verin. Oylarınızı kullanın. Birinci bebeği seçelim. İlk challenge'ımızın birincisi Buse'nin bebeği olmuş arkadaşlar. Herkes bunu beğenmiş. Oysa ki benim bebeğim daha güzel değil miydi? Ama herkes Begüm'ün bebeğini beğenmiş. Tamam. Saygı duyuyoruz. Fikirleriniz bizim için çok değerli, çok önemli. Birinci challenge'ımızın birincisi Audrey Hepburn oldu. Adı da böyle kaldı. Aslında adı IT Baby. It Baby değil mi Buse'cim? Ay tövbe tövbe. Yani şimdi Snow Angel mı yoksa Shorty mi? Kararınızı verin. Oylarınızı kullanın. Birinciyi seçin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ki video yüklediğim zaman ilk siz haberdar olun. İlk siz izleyin diye arkadaşlar mutlaka kanalıma abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın.